Grayscale fonlarda ayarlamaya gitti. Bu iki altcoin çıkarıldı diyor. Bunun üzerine konuşacağız ve Grayscale'ın fon ayarından bahsetmeye çalışıp gayret edeceğiz diye ifade edebilirim. Tabi abone olalım. Bu önemlidir. Videoya da beğeni bırakalım aynı şekilde. İzleyen herkes beğenirse ve kanala da abone olmadan geçmezse çok memnun olurum diye ifade etmek isterim. Yeniden çok teşekkür ediyorum abone olup videoyu beğenenlere. Grayscale'ın biliyorsunuz farklı fonları var. Bu fonların içerisinde yine birbirinden farklı vizyonda bulunurken Avax'tan, Matic, Sol, XRP yani bildiğiniz büyük altcoin'lerin, güçlü, sağlam altcoin'lerin azımsanmayacak ciddi bir bölümü açıkçası bulunmaktadır. Yani güçlü, sağlam altcoin'leri bulunduruyor diye ifade edebiliriz. Bunların bu noktada hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların üzerinde nasıl diyeyim yüksek diyebileceğimiz bir faaliyet varsa çeşitli kripto paralarda bunlara genelde yatırım gerçekleştiriyorlar. Bunu da böyle tekrardan söyleyip ifade etmiş olalım diyebilirim. Evet, şöyle bir bakalım ne varmış ne yokmuş diye. Bu arada Grayscale'ı biliyorsunuzdur. Bitcoin ETF'i çıkmış olan ve bu noktada en meşhurlardan bir tanesidir. Yakın zaman içerisinde Shiba Inu topluluğu dahi Grayscale'ın kendilerinin bir spot ETF'ine başvurusunu gerçekleştirmesi için talepte bulunmuşlardır. Bunu da söylemiş olalım. Bir gün eğer ki çıkacaksa bunu bunlar çıkartır. Bunlar çıkartmazsa hiç kimse Shiba'nın ETF'ini çıkartmaz. Bakalım ne olacak. Ben bir gün çıkabileceğini düşünüyorum. Onu da bu şekilde ifade etmiş olayım. Bakalım. Bu arada şeyde de muhtemelen ilk bunlar çıkaracak. Mesela XRP, Sol bunların ETF başvuruları da yapılacaktır. Muhtemelen onlarda da önce bunlar yapacak. Önde gelen kripto varlık yöneticisi seneye olur bu arada. Bu sene olmaz. Fonlarda değişikliğe gitti. Bu alanda şirket fonlardan iki altcoin çıkardı. Yatırımcılar rakip birini atlamak için bilmem ne. Grayscale fonlarda değişiklik yaptı. Bu iki altcoin çıkarıldı. Buradakiler aynı zamanda dediğim gibi ETF'i çıkma ihtimali en yüksek varlıklardır. Fonlardaki varlıkları her çeyrekli düzenli olarak değerlendiriyor. Son bir gelişmede şirket endeks fonlarındaki altcoin projelerine çeşitli ayarlamalar yaptığını duyurdu. Bağlamda Grayscale, Digital Large Cap, ValueFound'dan adayı çıkardı diyor. Evet. Mevcut durumda fonda yalnızca Bitcoin, Ether, Sol, XRP ve Avax kaldı şeklinde ifade ediyor. Bu ada için tabii şey bir durum değil yani güzel bir durum değil bir kere onu söylemek lazım. Yani bu alandan bir çıkış yapılmış olması. Çünkü bu alandakiler biraz daha güvenli liman olarak görülenleri ifade etmektedir. Tamam mı? Yani bu diğerlerinden önce aslında değerlendirme nezdinde şunu ifade ediyor. Bir nasıl diyeyim? Mevcut varlığın Grayscale tarafından nasıl gözüktüğünü aslında bizim karşımıza getiriyor. Anlatabildim değil mi? Nasıl gözüktüğü demek de tabii şey demek. Hani Grayscale gibi bir dev bunu Ada coin'i diğerleri gibi yüksek bir varlık olarak görüyor mu şeklinde de bir soru sorulabilir. O yüzden çok iyi bir durum olmamış çıkartması. DeFi fonunda herhangi bir değişiklik yapmadı. Bu arada şunlar harbiden sağlamdır. Ada da sağlamdır bu arada. Bitcoin, Ether söyleme gerek yok. Sol, XRP, Ripple'ın biliyorsunuz daha yeni adamların bir stablecoin çıkartma haberi verdiler. 2025'te muhtemelen bunların da ETF'i gelecek. Ether'inki zaten 24 Mayıs'ta gelecek zannediyorum. Avax da bunlardan sonraki direkt şeydir yani. Bunlar çok çok iyiler. DeFi fonunda Uni gerek yok. Aave iyidir. Lido çok iyi. Synthetix iyidir. Maker olabilir. Bununla birlikte Grayscale Ethereum dışı akıllı sözleşme platformu fonu önemli bir değişiklik yaptı. Doğrultuda fondan Atom'u çıkardı. Yine iyi bir durum değil tabii ki Atom için. Bu noktada gördüğünüz gibi fonda Sol, Ada, Dotmatic ve Avax kalmaya devam ediyor. Yine oldukça kaliteli
bir burada fon ve dağılımı görebiliyoruz. Atomu çıkarması da tabii ki çok hoş bir durum olmamış. Atom da sağlamdır. Burada saydıklarımız işte o az önce birazcık mırın kırın ettiklerim kısmındakiler onlar da zaten söyleyeceğimizi söyledik. Ama onun haricindekilerin çok fazla yorum yapsam da yapmasam da iyilerdir yani. Gerçekten iyi varlıklardır. Güzel kripto para birimleridir. Yukarı eğilimli kripto para birimleridir. Bunu da bu şekilde söylemek lazım. İyilerdir. Dediğim gibi yukarı eğilimli. Erken çıkışlarda gerçekleştirmezse bu varlıklarda iyi işler çıkarabileceğini düşünüyorum ben yatırımcıların. Bitcoin tükenmesine ne kadar kaldı? Vallahi çok ciddi çıkışlar yapıldı biliyorsunuz Grayscale'ın Bitcoin ETF'inden. Bu da ilk etapta kripto piyasasında yatırımcıları bayağı bir korkuttu. Ama ben öyle çok fazla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Zaten belli bir noktadan sonra artık etkisini yitirdi. Yani onu da söylemek lazım. Şu anda tutup da Grayscale'da çıkışlar var mı? Var. Ama Grayscale'dan yapılan çıkışlar mesela yerini farklı taraflar üzerinden girişlere bıraktığını da biliyoruz. Bundan kaynaklı olarak da bunu da problemli bir olay olarak görmüyorum açıkçası. Yani ilerleyen zamanlarda neler olacağını da hepimiz bekleyip göreceğiz. Yani diyebilecek de çok fazla bir şey yok. Burada ne diyor? Bu nedenle diyor nakit kanaması geçirmesinin sayısız nedeni var. Görünürde bir sorun var mı? Ocak ayında esasen kapalı uçlu bir fondan spot ETF dönüştürmesinin ardından yatırımcılar hızlı bir şekilde geri ödeme düğmesine basıyor. O kadar hızlı ki BTC Mart 2009'dan yana bugüne kadar 15 milyar doların üzerinde herhangi bir ETF'in en büyük çıkışını yaşadığı şeklinde ifade ediyor. Ya yaşar canım. Yani sonuçta bozuktu ya bozuk. Kelimenin tam anlamıyla bozuktu. Yani bu kadar insan tabii ki çıkacak. Ne yapacak adam yani? Ne yapabilir ki başka? Adam çıkış gerçekleştirmesine başka. O yüzden garip bir durum değildir yani bunun olması benden de size söylemesi. Ne diyor? Günde ortalama 5000 Bitcoin az değil ya. Gerçekten yüksek bir şeydir yani. Yüksek bir haberdir. Grayscale için iyi haberler de var. Evet. Ya durumlar genel olarak bu şekilde ve Grayscale fonlarındaki değişiklikler de budur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.